Herkese selamlar dostlar. 11 Kasım 2022 iddia ile hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelemiz var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Ekrana gelsin. Daha önce de sassuolo Roma maçının maç skorunu yapmıştık. Kazanan arkadaşımız Kutlu Keskin. Bilen arkadaşlarımız fazla bir ailece. Kazanan çekilişleri yaptık. Kutlu Keskin isimli arkadaşımız da çıktı. Sizlere Cuma içinde Alanya Spor Adana Demir maçının maç skorunu sorduk. Katılacaklara, değerlendireceklara bol şanslar. Ben gollü bir maç bekliyorum. 3-1, 3-2 bandında Adana Demir tarafındayım. Değerlendirecekler katılacaklar hepinize bol şanslar efendim geçtim bunu. Ondan sonra neler yaptık perşembe günü ondan bahsedelim. Pardon çarşamba günü. Çarşamba günü iki tane yüksek misli mücadelemiz vardı. Solda gördüğünüz Avrupa için verdiğim yüksek misli mücadelesi. Hoffenheim maçına 1.500. Beşiktaş'ın ev sahibi Fiorentina maçına da ev sahibi 0.5 üst olarak da bir Avrupa yüksek mislisi yaptım. 1.81 gibi orandan. Yüksek misli olarak Nesine için de şunu önerdim. Ya dedim Sasulo'nun atacağı bir gole güveniyorum. Altına da yazdım ki Nesinecilerde KG var yapsam bunu dedim. Ama Avrupa'dan oynayanlar dedim. Avrupa'da yaşayanlar dedim. 1.40 gibi oranı var Sasulo'nun tek golünü. Onu alın yüksek misli yapalım dedim. Hem KG'si geldi hem Sasulo'nun golü geldi zaten. Yüksek misli grubunda da 2'de 2 yaptık. Yüksek misli grubuna tekrar söyleyeyim. Kasası sağlam olanları ben yüksek misli grubuna beklerim. Kazandıramazsak öyle gelin lafınızı çekerim. Ama yüksek misli de dediğim gibi indirgiyorum ben bahisleri. Hatta bugün de iki tane yüksek misli bahisi verdim. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Geçtim bunu. Kombinelerde neler yaptık? Toplamda 3 adet kombine önerdim ben. Bu kombineler nelerdi onlara bakalım. İdeal kombinemin başarılı oldu. Leipzig ve Fiorentina mücadelesine KG var olarak da ideal bir KG var kombinesi yaptım. Altına da alternatif kombinede de Beşiktaş'ın ilk yarı biri Antalyaspor maç sonu biri. Sasulo maçında ilk yarıda 5 korner oldu. 5 kornerle mücadele zaten bitti. Gelmedi o mücadele. Altına da tekli olaraktan da Torino alır ve 3.5 altı olaraktan da yaklaşık 2 oranla önerdim. Burada da kazanaraktan da bir kazanç elde, elde ederekten de devam ettik. Canlılarda neler yaptık? Dün baktığımız zaman da dün güzel bir canlı serimiz vardı. 5'te 5 oldu. 6. da yattı canlımız. Hatta Ergiz Açık grubunda 5'te 5'e kadar attım. 6.yı da yatanı da attım. Böyle ilk yarı golü yaptık. Toplamda güzel bir seri yaptık ama canlı da dediğim gibi zaten elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kazanaraktan da kazanarak, kazandıraktan gidiyoruz. Bu aralar çok fazla yoğunluk var. Yani çok fazla kişi gelmek istiyor. Elimizden geldiğince herkese cevap verip herkese de almaya çalışıyoruz. Katılacaklar da şimdiden bol. Şanslar efendim sağ ayakla gruplarımıza giriniz. Sizlerden ricamız artı 300 seviyesindeki like'lardır. Videoya şöyle artı 300 seviyesinde bir like atarsanız benim için yeterlidir. Bizler için yeterlidir. Elimizden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İlk mücadelemiz Alanya Spor Adana Demir Spor mücadelesiyle başlayalım. Öncelikle maça ben de gideceğim. Stad'da olacağım maçta. Şimdi güzel bir maç bizlere bekliyor diyebilirim. Ben Alanya Spor'u bildiğiniz üzere çok yakından takip eden birisiyim. Her maçına daha yeni ziraat maçına gittik. Hep birlikte arkadaşlarla. Hatta canlısını yaptım stat'tan. Herkes açık gruba da attım zaten. 2'de 1, 3'de 2 yaptık sanırım canlısında. Şimdi Adana ile oynayacaklar. Şimdi Alanya'nın Farioli'nin şu olayı. Defanstan topla çıkma olayı bir türlü devam e, e, bırakmadı yani bu olayı. Hala devam ediyor. Defansta hatalar özellikle Adana Demir gibi. Ya büyük takımlar gibi, Fenerbahçe gibi mesela örnek veriyorum. Onlar önde baskı yaptığı zaman da Alanya Spor hata yapıyor kardeşim. Hata yaptığı için kalesinde gol, gör gol görmesi çok normal. Runarsson son haftalarda bir formda olsa da genel olarak hiç beğenmedim kalecilerin başında geliyor Alanya Spor. Çünkü... Ya fizik olarak yetersiz görüyorum. Geçen boyuna baktık hatırlarsınız videoda. 1.86'ymış boyu. Ama sahada canlı olarak da böyle bir yetersiz kaleyi doldurmuyor. Yani güven vermiyor öyle söyleyeyim ben sizlere. Ben burada Adana Demir tarafındayım. Mücadeleye ideal olarak burada 2.5 üstü bence alabiliriz. İdeal kombinleri yazabilirsin. Eğer dediğim gibi 2.5 üste gider mi gider ama ben şöyle bekliyorum. Goller genellikle Adana Demir tarafından gelebileceğinden dolayı da ben burada Adana Demir'in atacağı 2 gole burada güvenirim. 1.78 gibi oranı var. Nerede hemen onu göster. Aynen şurada. 1.78 bunun oranı var. Adana Demir bence mücadelede 2 tane gol atar diye düşünüyorum ben. 1.78 gibi orandan. Geçtim bunu. Bir de yüksek misli şöyle yüksek oran daha da ne yapabiliriz diye baktığım zaman da ben mücadelenin zaten 2.5 üstü tamamlanmasını bekliyorum. Doğru mu? Doğru. Ve bu maçı da diyorum ki Adana Demir kazanır diyorum. Onun da oranı 2.5 üstünde 2'nin oranı da 3.15 gibi oranı var. Tekli olarak da denemenizi şiddetle öneririm. 2.5 üstünde bir Adana Demirspor galibiyeti diyorum. Geçtim. Ankara gücüyle Trabzonspor mücadelesi. Trabzonspor'da en önemli bakın en önemli iki tane adam yok. Bak Trabzon'da kadrosunda ben 3 tane önemli adam sayarım. Uğurcan, Bakisetas, Trezeget bugünün iki tanesi ve hücumda fıtrasızlık ve bakışsızlık olmadığından dolayı Trabzonspor bu maçta zor zorlu, zorluk yaşar. Hatta oran da ona göre açılmış. 1.86 açılmış. Emre Ömer Erdoğan geldikten sonra Ankara Gücü'ne onlar da bir toparlanmaya girdiler zaten bildiğiniz. Son dönemlerde iyi de futbol sergiliyor. Son maçta KG'sini aldık. Ondan önce gol galibiyetine gittik. Canlısını yaptık. 4-5 tane gol attı Hatay'a zaten. Biz canlısından çok aldık o maçın. arkamdan köpek ovalıyor sanki. Konuşuyorum ben de hızlı hızlı asıl kelam Ankara gücünü bu maçta karşınıza almayın diyorum ben sizlere. Ben Ankara gücünün bir golünü verecektim normalde. Oranı açmamışlar. Bu yüzden KG gittim. 1.45 gibi de oranı var. Ben mücadelede her iki takımın da gol atmasını bekliyorum. Spartak Rotterdam'la Twente mücadelesi. Bakın MBS 3 yapıyor. Bu aralar bu iddia bozdu. Haberiniz olsun. Nesine iyice bozdu. Mücadele şöyle bir beklentim var benim. Spartak Rotterdam takımı kendi evindeki oynadığı bir futbola bakın. Ben biraz inceledim istatistik olarak da şöyle maçını bir özetini açıp izledim birkaç tane maçını. Ama 90 dakika izlemedim. Kendi evinde çok baskılı oynayan bir ekip. Ve kendi evinde korkusuz oynuyor. Yani herkes yenebiliriz diyerek çıkıyor. Twente'ye baktığımız zaman da daha kaliteli mi? Daha kaliteli Rotterdam'a göre. Fakat kendi evinde Rotterdam olduğundan dolayı güzel bir maç geçebilir ve ikilinin ikilinin arasında geçen maçlar da genellikle keyif veren maçlar. Şöyle biraz araştırma yaptım da mücadeleye 1.52 gibi orandan sadece KG var tercihini aldım. Hatta indeks beklentisine baktım. Maçın indeks beklentisi de 2-2'lik skoru arkadaşlar bilginize. Bu da benim KG varımı güçlendirir. Diyerekten de bu maçı da geçeyim arkadaşlar. Ve diğer mücadelem Lyon'la Nice mücadelesi. Lyon son mücadelesinde yenildi. Özellikle mücadelenin ikinci yarısında biraz daha çaba yaptı. Yeni bir teknik adam gelmişti bildiğiniz üzere. Brank 2'de 2 yaptı. Üçüncü maçında mağlup oldu. Nice ile oynayacaklar. Kendi evinde olmasından dolayı ben burada Lyon tarafındayım açıkçası. Burada ev sahibi 1.5 üstüne de gitmeyeceğim. Doğrudan bir Lyon galibiyetine gitmeyi düşünüyorum bu mücadelede. Nice takımı doğru. Çok fazla gol atmaz. Çok fazla gol yemez. Takım savunmasını iyi yapar. İkinci ve birinci bölgedeki o uyumu sağlayan takımlardan bir tanesi. Fakat Lyon'un burada yeni teknik adamla birlikte oyundaki gelişmeleri gördüğümden dolayı burada galip gelmesini bekliyorum. Hatta ve hatta diyorum ki galip gelirse burada tek farklı galibiyetini yani 3 3.40 gibi de bunun oranı var. Lyon burada galibiyete oynar. Galibiyet oynarken galip gelirken de tek farklı galibiyetini de sistem kuponlara atmanızı öneririm. Ben burada doğrudan Matsu'nu 1'e önereceğim. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Maçın beklentisi de 1-0'lık bir Lyon galibiyeti. Ama o indeks beklentisi. Ben yani o beklentiye çok şey yapmıyorum. 2-1 olabilir diye düşünüyorum ben de. O yüzden Handicap 0 ve maç bile burada sizlere önerebilirim. önerebilirim. Lyon tarafındayım mücadelede. Geçtim diğer mücadeleme. Bitçi Baskonya ile Pana'nın mücadelesi. Şimdi Euroleague karşılaşması bu. Ben Euroleague'i de çok yakından takip ettiğimden dolayı hatta Rolling biri bakalım bugün oynanacak. Bir saate başlayacak maçlar. Takip edeceğiz. Baskonya tarafında Howard var. Howard mı Howard mı nasıl okuyun, okunuyorsa artık ismi. Yani son mücadelesinde 116 sayı attı bu takım. Bakın son mücadelesinde 116 sayı atan bir takımdan bahsediyoruz. Ben burada Baskonya'nın çok fazla fark edeceğini düşünmüyorum. Yine Baskonya takımı başladığı zaman üçlüklere devamını getirebilecek takımlardan bir tanesi. O yüzden ben bu mücadele genelinde atılacak üçlükleri beklerim. Pana da kendi evinde oynadığından dolayı onlar da sayı üret üretmesinde çok bir sıkıntı yaşamıyor. Ki Baskonya'nın yani defans, O defansı da çok fazla yapamayan takımlardan bir tanesi. Ortalama bir defans yapan takımlardan bir tanesi. Üçlükçü de bir takım. Mücadele üst almazsak olmaz diye düşünüyorum ben bu mücadeleyi. Genel olarak tekli olarak burada 159.5 üstü 1.43 gibi orandan tek tercih olarak yine, e, önermek istiyorum. İsteyenler varsa 160-161 diyerekten de oran kendine ne kadar yetiyorsa değerlendirme altına alabilir. Diğer mücadelem Valencia ile Monaco mücadelesi. Bu maç çok güzel olur. Bu maç gerçekten güzel olur. Ben şimdi özellikle Valencia'yı takip ettim. Özellikle Fenerbahçe Beko'yla ve Anadolu Efes'le oynadığı maçları özenle dikkat ettim. Hepsini izledim. E, canlı olarak izledim daha doğrusu. Maç bitene kadar 4 periyodunu izledim. Daha ne diyeyim sizlere. Monaco benim bu sezon yani Final 4 görecek takımların başına geliyor bence. Kadro kalitesi olarak çok daha üst düzeye çıktılar bence geçen sezona oranla. Ve takımdaki uyumu biraz daha sağladıkları zaman da bence yani yenilmez bir takım haline geleceklerdir diye düşünüyorum Monaco takımının. Ee, geçen maçta 80 sayı atarına girmiştik hatırlarsanız. 85 sayı attı o maçta geldi. Valencia'nın da aynı şekilde maçına gelmiştik. O da geldi. Ben mücadelede Valencia takımının kendine güvenen adını unuttum ya. Nas mıydı? Sonu nasıl da bitiyordu. Velhasıl kelam. Neyse geçelim. Ee, dışarıdaki üçlükleri çok fazla denediğinden dolayı ve o üçlüklerde başarı yakaladığı zaman da kendine özgüvenli. Yeri geliyor direkt orta sahadan bile üçlük deniyor adamlar şu son dönemlerde. O özgüveni yakaladığı için Monaco takımı da sayı skorer bir takım olduğunu düşünüyorum. Skorer oyuncular çok fazla. Ee, başı çeken tabii ki Mike James. Ben mücadeleyi de 159.5 üstü öneriyorum. Ve e, Pana maçına göre bu maçın gelmesi bence biraz daha olası geliyor bana. 160 sayı çıkar diye düşünüyorum. Toplamda 6 maçımız vardı İdeallerinden yüksek oranlarından bahsettik. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.